O dönem Yalçın'ın Türk siyasetine yaptığı uzun vadeli katkı ya da müdahaleler arasında 68 kuşağında sol ideolojinin odaklarından sayılan ODTÜ Merkezli Sosyalist Fikir Kulübü'ne, SFK, rakip olarak SBF'de Hür Düşünce Kulübü'nü, HDK, kurdurması vardır. Hür Düşünce Kulübü'nün başkanı Hasan Celal Güzel'di, ikinci başkanı Melih Gökçek, yayın kurulu başkanı Mehmet Keçeciler, Muhasip üye Abdülkadir Aksu, diğer yönetim kurulu üyeleri Veysel Atasoy ve Atilla Koç'tu. İleride içinden iki genel başkan, altı bakan çıkaracak olan bu ilk yönetim kurulunun yedinci üyesi, daha sonra siyasi yelpazenin soluna geçecek olan Murat Karayalçın'dı. 12 Eylül darbesi sonrasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin SHP başına geçecek Dışişleri Bakanlığı yapacaktı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz da bir dönem Hür Düşünce Kulübü'nün yönetiminde bulunmuştu. Hızla radikalleşip silahlı örgütler kuran sosyalist fikir kulübü üyeleri çatışmalarda öldürülür ya da hapse girerken hür düşünce kulübü üyeleri devlet kademelerinde yükselecekti. O dönemde milliyetçi muhafazakar çevrelerde ortaya çıkan bir başka grupta yeniden milli mücadele ya da mücadele birliği grubuydu. Yeniden milli mücadele Türkiye'de solun yükseldiği Ülkenin 2 Mart 1971 askeri darbesine doğru ilerlediği 1960'ların sonunda Taşra kaynaklı Afyon-Konya hattı bir hareket olarak doğdu. Grup kendisini anti-emperyalist, anti-komünist, anti-siyonist olarak tanımlıyor ve köken itibariyle MHP ve Türk ocakları ile aynı taban üzerinde olsa da ayrı duruyordu. Kısa sürede özellikle Anadolu kökenli, geleneksel muhafazakar ailelerden gelen üniversite gençliği arasında taraftar buldu. En önemli özelliklerinden birisi bu gençleri eylemlilikten uzak tutup toplum hayatında etkili olacak makamlarda yükselmeye yönlendirmesi oldu. Eski meclis başkanı Cemil Çiçek, Mustafa Kara Alioğlu'na verdiği bir mülakatta o yapıda devletin ilgisi ve bilgisi dahilinde çalışma yapanlara şahit olup ilk ayrılanlardan olduğunu söylemişti. Bunu o gruptan benzer gerekçelerle ilk ayrılan kişi olan Taha Akyoldan da dinlemiş